Evet. Yaklaşık yarım saat önce Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden Ankara'daki temaslarını bitirdi ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Şu anda da Devlet Konuk Evi'nde, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde kalabalık bir basın mensubu ordusu onu bekliyor. Burada kendisini karşılamak için, görüntülerini alabilmek için. Ama ben öncelikle buradaki hazırlıklardan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 3 saat önceden başladı Joe Biden için hazırlıklar. Geniş güvenlik önlemleri vardı. Özel eğitimli köpekler tek tek buradaki araçları kontrol ettiler. Tabii bunlara Amerikan ajanları da yardım etti, eşlik etti. Çok sıkı güvenlik önlemleri olduğunu söyleyebilirim şu anda Atatürk Havalimanı'nda. Az sonra, yaklaşık 15 dakika sonra Joe Biden da burada olacak. Cuma günkü programı oldukça esnek. Herhangi bir bilgi verilmiyor. Zaten bilindiği üzere Joe Biden Türkiye'de dublörüyle beraber seyahat ediyor. Bu nedenle hangi otelde kalacak, hangi güzergahları kullanacak ve bundan sonra nereye gidecek, bunlara dair net bir bilgi elimizde yok. Ancak Cuma gününe dair şöyle bir olasılık var. Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle istirahat halinde İstanbul'daki evinde. Normal şartlarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Joe Biden'ın Ankara'da bir araya gelmesi planlanmıştı. Ancak İstanbul'da olması nedeniyle Başbakan'ın bu görüşme gerçekleşmedi. Joe Biden'ın Başbakan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmesi bekleniyor. Bunu da önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Cuma günkü program böyle. Cumartesi günü ise Joe Biden'ı oldukça yoğun bir gün bekliyor. Sabah küresel girişimcilik zirvesiyle başlayacak güne Joe Biden. Bu zirvenin bir önceki ayağı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştı ve Başkan Obama ev sahipliğinde gerçekleşmişti zirve. Şimdi ikinci ayağı Türkiye'de yapılıyor ve sadece Türkiye ve Amerika arasında olan bir zirve değil bu. Küresel girişimcilik zirvesi. Yani tüm dünyadan kendi imkanlarıyla başarıya ulaşmış çok önemli isimler burada İstanbul'da olacaklar. Bu zirveye de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapacak. Dediğimiz gibi Joe Biden burada bir açılış konuşması yapacak. Açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından da Joe Biden'ın ikinci durağı Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Rum Patriği Bartolomeo ile bir araya gelecek ki daha önce de Joe Biden Fener Rum Patrikhanesi ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirtmişti. Ve Rum Patrikhanesi'ne bağlı ruhban okulunun açılması için bazı girişimlerde bulunmuştu. Bu nedenle Rum Patrikhanesi'ne yapılan bu ziyaret ayrıca önem arz ediyor. Joe Biden bu iki resmi ziyaretin dışında, iki noktaya yapılan, açıklanan ziyaretin dışında ayrıca bir program, kesin bir program belirtilmedi katılacağı yerler hakkında. Ancak şöyle bir şey var. Burada ziyareti, Türkiye'deki toplam ziyareti 3 gün sürecek. Bu 3 günün sonunda hemen bizim komşu ülkemiz, şu anda gerçekten ekonomik anlamda zor günler yaşayan komşu ülkemiz Yunanistan'a geçecek. Yunanistan'da da bir gün kaldıktan sonra pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönecek.